Sayın seyirciler, haber bültenimizin ardından Isparta Ticaret Borsası'nın sunduğu tarım haberleriyle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi kayıt sistemi ürün güncelleme başvuruları başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 29 Şubat'ta sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi kayıt sistemi ürün güncelleme başvuruları başladı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden çiftçi kayıt sistemine ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi kayıt sistemi ürün güncelleme başvurularının başladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Çiftçi kayıt sistemine 2024 üretim yılı için başvurularda bulunan çiftçilerimiz, ürün güncelleme başvurularını 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca il ilçe tarım orman müdürlüğünden de başvuru yapılabilecek. Ürün güncelleme son başvuru tarihi 29 Şubat 2024. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık'tan sonra satılamayacak. İşte detaylar. 31 Aralık tarihinden itibaren satışı yasaklanacak. 2025 yılında raflarda bulunmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık'tan sonra yurt içinde piyasaya sunulamayacak. Efendim, tarım haberlerinde şimdi de tarım piyasalarına göz atacağız. Türkiye'de toptan çerlerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın kilosu 20.50 liradan işlem gördü. İstanbul toptan çerinde Washington portakalın kilosu 25 lira ile 35 lira arasında. Domatesin kilosu 25 lira ile 40 lira arasında işlem gördü. Ankara toptan çerinde Washington portakalın kilosu 13 lira ile 28 lira arasında. Salkım domatesin kilosu 20 lira ile 40 lira arasında işlem gördü. Bursa toptan çerinde Washington portakalın kilosu 7 lira ile 17.50 lira arasında. Salkım domatesin kilosu 13 lira ile 30 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptan çerinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Valencia portakalın kilosu 15 lira ile 18 lira arasında. Domatesin kilosu 12 lira ile 25 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 250 lira ile 287.13 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 280 lira ile 285 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 269 lira ile 278 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda 3. derece kırmızı buğdayın kilosu 7.850 lira ile 8.559 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda 2. derece beyaz arpanın kilosu 7.520 liradan işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda 2. derece kırmızı buğdayın kilosu 9.201 lira ile 9.530 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 7.349 lira ile 7.362 lira arasında işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nın sunduğu tarım haberlerini izlediniz. Yeniden görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Gül suyu, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta Gül Suyu, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta Gül Suyu'nun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.